Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. Bir önceki videomuzda çocuk resimlerinde görülen özellikleri en son işlemiştik ve bu dersimizde görsel sanatlar dersi adı altında resim anlatım yönden öğrenci tiplerine değineceğiz inşallah. Şimdi burada bizi karşılayan ilk öğrenci tipimiz görücü tip. Görücü tip derken biz aslında neyi kastediyoruz hocalarım? Görücü tipler resimlerde ayrıntıya yer vermeyen tiplerdir. Resimlerde ayrıntıya yer vermeyen tiplerdir. Bunun yanı sıra saygıdeğer hocalarım iki boyutlu çalışmalardan hoşlanırlar. İki boyutlu çalışmalardan hoşlanırlar. Ve genellikle hocalarım burada başarılı olurlar. İki boyutlu çalışmalarda başarılı. Çalışmalarda nedir efendim? Başarılıdırlar. Bunun yanı sıra yapıcı inşacı tip. Bu da bizim ikinci tipimiz hocalarım. Yapıcı inşacı tipler üç boyutlu çalışmalarda başarılı olurlar. Üç boyutlu çalışmalarda başarılıdırlar. Başarılıdırlar. Bunun yanı sıra resimlerinde ayrıntıya sıkça yer verirler. Yani ayrıntılı resim çizerler. Ayrıntılı resim ne yaparlar? Çizerler hocalarım. Ekstra şunu söylerim. Parçadan bütüne doğru çizim yaparlar. Parçadan bütüne doğru çizim yaparlar. Çizim yaparlar saygıdeğer hocalarım. Üçüncü tipimiz karma tip dediğimiz bir tip. Bu karma tipler hem yapıcı hem de görücü tipin özelliklerini bünyesinde barındıran tipler olarak karşımıza çıkıyorlar. Hem yapıcı hem de görücü tipin özelliklerini bünyelerinde barındırırlar. Bünyelerinde barındırırlar hocalarım. Bunlar da ekstra nedir? Bütünden parçaya doğru resim çizerler. Bütünden parçaya doğru resim çizerler efendim. Şimdi bu resim anlatımı yönden öğrenci tiplerinin de soru olarak gelme ihtimali yüksek olduğu için bu konuyu da biraz daha böyle detaya inerek anlatmaya çalışıyoruz. Zaten kaynaklarda soruları çözdüğünüz zaman ne demek istediğimi daha rahat bir şekilde anlayacaksınız hocalarım. Geldik bir diğer tipimiz olan endüstriyel tipe. Bunlar da doğayı bir mimar gibi düşünürler. Doğayı bir mimar gibi düşünürler. Ekstra ne diyebiliriz hocalarım? Yani teknik resim çizmeyi severler. Teknik resim çizmeyi ne yaparlar? Severler. Yani teknik resimden kastımız ne? Cetvel ve pergel kullanma eğilimleriyle birlikte oran orantı kullanan kişiler olarak görülüyor. Şöyle yazalım hatta. Cetvel ve pergel kullanımı. Cetvel ve pergel kullanımına nedir hocalarım? Eğilimleri vardır diyelim. Eğilimleri vardır. Eğilimleri vardır. Oran orantıya önem verirler. Önem verirler diyelim endüstriyel tip için saygıdeğer hocalarım. Bir diğer tipimiz vardır ki görsel tip. Bunlar da görsel zekaları yüksek olan tiplerdir. Görsel zekaları yüksek nedir? Tipler. Yani bu tipler nedir hocalarım? Önüne şu kalemi koy.
Yani birebir aynısını çizme kapasiteleri son derece yüksektir. Bu görsel tipe sahip olan kişilerin, hocaların, böyle söyleyelim. Bir diğer tipimiz vardır ki dokunsal tip. Bunlar da kinestetik zekaları yüksektir. Kinestetik zekaları yüksektir. Şimdi buna ne diyebiliriz mesela dokunsal tip için? Şimdi biz sanatı, yani görsel sanatı sadece resim çizmek olarak değerlendirmeyelim. Bunun bir heykel yapımı var ya da kabartma resimleri dediğimiz resimler var. Bu dokunsal tipler daha çok bu ve buna benzer sanat eserlerini oluşturmaktan keyif alıyorlar ve ekstra dediğimiz gibi kinestetik zekaları oldukça yüksektir. Yani hangi hareketi ne şekilde yapacaklarını, resim çizerken hangi tekniği ne şekilde kullanacaklarını çok net olarak hocalarım bilen tipler olarak benim karşıma çıkıyor dokunsal tip. Unutmayalım, resim anlatım yönünden öğrenci tipleri soru olarak gelme ihtimali yüksektir diyelim ve bir diğer konuya geçelim. Daha doğrusu bir diğer tipimize geçelim hocalarım. Alan bağımlı tipler diye karşımıza çıkıyor. Bir diğer tipimiz alan bağımlı tip. Şimdi alan bağımlı tipler çevresine bağlı psikolojik olarak destek bekleyen tiplerdir. Bakın. Çevrelerine bağlı ve psikolojik olarak destek bekleyen tiplerdir. Destek bekleyen nelerdir? Tiplerdir. Burayı biraz açalım. Alan bağımlı tipler kimlerdir dediğiniz zaman öğrencilerde falan görürsünüz ya da kendiniz de belki aslında alan bağımlı tiplere dahilsinizdir. Bu arada tek bir kişi tek bir tipi yansıtır diye bir kural yoktur. Kişi hem görücü tip olabilir, hem bunun yanında mesela örnek veriyorum dokunsal tipe de sahip olabilir. Ya da işte gerçi görücü tip pek buna uygun değil ama yani yapıcı inşacı tip de olabilir kişi, dokunsal tipi özelliklerinde yansıtıyor olabilir. Yani burada ÖSYM şunu soracağını sanmıyorum. Yani bir öğrencinin işte hoşlandığı, yaptığı resimler üzerinden işte çocuğun hangi tipte olduğundan ziyade hani daha çok böyle hani bu tipleri böyle soru içerisinde açıklayarak hangi tip olduğunu buldurmaya çalışır. Ama gerçi burası ÖSYM. Yani tutup da size bir tane metin verip bir tane kurgu verip bunun üzerinden de hangi tip olduğuyla alakalı soru da ne yapabilir? Sorabilir saygıdeğer hocalarım. Alan bağımlı tipleri anlatıyorduk en son. Şimdi alan bağımlı tipler yaptıkları bir şeyden sizden böyle bir hani nasıl anlatayım, bir pekiştireç bekler, bir onay bekler. Yani görüyorsunuz mesela öğrenci geliyor bir resim çiziyor, işte çocuk evi çiziyor, öğretmene götürüyor. Öğretmenim ev nasıl olmuş? Hani senden kendisini böyle motive edecek, pekiştirme işlevi görecek bir aferin, bir çok güzel deyimi bekliyor öğrenci. Ya da işte nasıl söyleyelim hocalarım, hani resmi çizer. Kimse beğenmezse hani o resmi hiç çizmemiş gibi de davranabilir bu tipler. Bu nedenden dolayı biz bunları alan bağımlı tip, yani psikolojik destek bekleyen tipler olarak nitelendiriyoruz. Bunun tam tersi alan bağımsız tiplerse serbest tiplerdir. Serbest tiplerdir hocalarım. Yani özgürdürler, tek başına çalışmayı severler. Özgürdürler ve tek başlarına çalışmayı ne yaparlar? Severler. Yani buna şöyle diyebiliriz hocalarım. Yani bir resim çizdim, illa benden bir onay, bir aferin, bir işte çok güzel olmuş şeyi beklemezler. Ya da işte birisi çok güzel olmuş bu resim dediğinde de çok fazla da takmazlar. Yani bu tipler böyle tiplerdir. Bu arada tip deyince insan aklına böyle hani şey geliyor, neyse. Şimdi bu alan bağımsız tip dediğimiz resim anlatım yönünden öğrenci tipi çizdiği resimden kimseden onayı beklemez. Ya da işte kimsenin çok güzel olmuş gibisinden bir böyle hani övgü dolu sözünü beklemez. Översin, belki onun için çok fazla bir anlam bile ifade etmez. Alan bağımsız tipler de bu şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Resim anlatımından öğrenci tipleri de bu şekilde hocalarım. Olabildiğince net anahtar kavramları vererek anlatmaya çalıştım. Şunu söyleyeyim, yani soru gelirse eğer,
İlla bu bahsettiğim kısımlardan mutlaka bir tanesine değinecek. Yani görücü tipten bahsettiği zaman muhakkak ki iki boyutlu çalışmalarda başarılı oldukları ya da iki boyutlu çalışma yapmayı sevdiklerinden bahseder. Ya da görücü tipten bahsederse muhakkak ki resiminde ayrıntıya yer vermeyen tip olarak da bahseder. Bakın ekstra yana bir sürü özellik sokuşturur ama bu ana noktalara muhakkak ki değineceğini düşünüyorum saygıdeğer hocalarım. Yani bu tiplerden de dediğim gibi soru gelme olasılığı ihtimali son derece yüksektir diyelim ve bir diğer konumuz olan yaratıcılığı engelleyen sanat etkinlikleriyle devam edelim. Şimdi çok fazla sanat yetkinliği var yaratıcılığı engelleyen ama biz birkaç tanesine yer vereceğiz. Mantığını anlatacağız. Neden yaratıcılığı engellediğinden konuşacağız. İlki benim karşıma boyama çalışmaları olarak geliyor. Bakın boyama çalışmaları. Boyama çalışmaları. Neden boyama çalışmaları? Çünkü sen çocuğun eline zaten hazır bir şablon vermişsin. Çocuğun işi sadece ya benim tabirimle amelelik yapıp içini boyamak. Ha bunun tabii ince kasın gelişimi için faydası çoktur. El göz koordinasyonun faydası için çoktur. Yani bunu okuma yazmaya hazırlık etkinliği olarak boyamayı yaptırabilirsin. Ama bir sanat etkinliği olarak boyama çalışmalarına muhakkak yani yer vermede sakıncalar görülüyordur. Dediğim gibi tekrarlıyorum. El göz koordinasyonu okuma yazmaya hazırlık için boyama çalışmasına yer verebilirsiniz. Ancak yaratıcılık bakımından önemli olduğu için sanat etkinlikleri. Sanat etkinliklerinde olabildiğince boyama çalışmalarına ne yapmıyoruz? Yer vermiyoruz diyelim. Geldik bir diğer yaratıcılığı engelleyen sanat etkinliğine manzara çizimleri. Manzara çizimleri. Bu manzara çizimlerini şöyle anlatayım ben sizlere. Manzara çizimleri dediğimiz yani kişi kafasında bir yer kurmuştur, bir yer hayal etmiştir. Bunu çiziyor değil. Manzara çizimi dediğiniz şey ne biliyor musunuz? Yani oturuyorsun bir dağın tepesine, tabii bunu okul öncesi çocuğu için demiyorum. Yani genel olarak manzara çiziminin hangisinin yaratıcılığı engellediğinden bahsediyorum. Varsayın oturduğunuz bir dağın tepesine bir kasabanın böyle neyini yapıyorsunuz? Çizimini yapıyorsunuz. Yani oradakine bakıyorsunuz ve aynısını kağıdınıza aktarmaya çalışıyorsunuz. Budur yaratıcılığı engelleyen. Ama çocuk oturdu, kafasında bir şeyler düşündü, bir şeyler hayal etti. Ya işte şurada şöyle dağlar olsa, dağların hani bir yamacında karlar olsa, işte şu köşeden bir su aksa, bir dere aksa, işte efendime söyleyeyim güneş böyle hafif soluk bir şekilde çıksa gibisinden bu ve buna benzer yani kafasında canlandırdığı manzarayı kağıda aktarırsa bu yaratıcılığı engellemez. Ancak oturdu işte hani bulunduğu sitenin penceresinin gördüğü manzarayı çizmesi nedir hocalarım? Yaratıcılığı engelleyen bir sanat etkinliğidir diyelim. Figüratif çizimler vardır. Figüratif çizimler. Bunlar da neler olarak benim karşıma çıkıyor? Bakın figüratif çizimler de yani belli başlı figürler vardır. Ya bunları çizmeye çalışıyorsun. Yani kalıptır, bunlar nettir. Yani işte mutlu olan çocuk figürü ya da işte ağlayan kız figürü. Ya bu ve buna benzer figüratif çizim aslında hemen hemen bellidir. Ve daha çok bunlar nasıldır hocam biliyor musunuz? Bir kağıdı önüne koyarsın, bunun aynısını kağıda geçirmeye çalışırsın. Budur engelleyen ama işte çocuk ağlıyor, gözyaşları işte dökülüyor, bir tane su bardağına, o bardağın içinde bir tane balık yaşıyor. İşte taşan su damlaları işte yavaş yavaş ne yapıyor? Özgürlüğüne kavuşmaya çalışıyor. Masanın işte ayağından ne yapıyor? Dışarıya doğru kaçıyor. Bunu dersen bu zaten başlı başına yaratıcılığın böyle zirvelerinde olan bir çizimdir. Ama ağlayan bir tane çocuk fotoğrafı koymuşsun ve bunu resmini koymuşsun, bunu çizmeye çalış diyorsun. Bu işte yaratıcılığı engelliyor. Bir diğeri hocalarım nedir? Kalıp ve ezber çizimler. Kalıp ve ezber çizimler. Nedir kalıp ve ezber çizimler? İşte net ifadeler, net böyle tablolar vardır mesela. Kalıptır bunlar. Yani bunu çizmeye çalışıyorsun. Örnek veriyorum mesela hani işte okula gidiyorsun. Yolda gördüğünüz işte hani bir şey çizin dedi hocanız. Ne mesela? Bir çöp kutusu. Bu kalıptır. Bir ezberdir. Yani bir kapağı var. İşte altta tekerlekleri falan var. Üstünde yazıyor işte çöp kutusu diye vesaire. Bunlara biz kalıp çizimler diyoruz. Bunlar da ne yapıyor? Yaratıcılığı engelliyor. Bir diğeri natürmort çizimler.
Natürmort çizimler. İsmini bilseniz yeterli sizin için. Bir de son olarak portre çizimleri. Portre çizimleri. Mantık hep aynı. Karşınıza bir tane kişi konulmuş. Bunun yüz hatlarını, portresini çizmeye çalışmanız hocalarım. Ne olarak karşımıza çıkıyor bizim? Yaratıcılığı engelleyen sanat etkinlikleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi ya bana sorarsanız soru gelme ihtimali, olasılığı biraz daha düşük ama neden olmasın diyelim hocalarım. Sanat ürünlerini sınıflandırırken kullanılan yaklaşımlar var hocalarım. Yaklaşımlar. Şöyle yazayım. Yaklaşımlar, yani bunların soru olarak gelme potansiyeli bence biraz düşük ama hani gene de yazalım, çıkadabilir. Yani çıkadabilir, onu da söyleyeyim. Şimdi ilki bizim karşımıza yansıtma taklit kuramı olarak çıkıyor. A diyelim, yansıtma ya da taklit kuramı. Taklit kuramı. Bunları böyle sadece anlatıp geçeceğim hocalarım. Siz not alırsınız. Bu kuramın savunucuları hocalarım, sanat eserinin meydana gelirken tamamen çevreden ve doğadan etkilendiğini, işte hani etkilenilen resmin ve portrenin kağıda direkt yansıtıldığı, yani nesnelerin olduğu gibi gerçekçi bir biçimde ele alınarak taklit edildiğini savunmuşlardır hocalarım. Bunlar mesela manzara, portre ve benzeri klasik konular hocalarım, yansıtma taklit kuramının nesinde içerisinde yer alıyor. Bir diğer kuramım neydi? Gerçi bahsetmedik ama dışa vuruncu kuram. Dışa vuruncu kuram. Şimdi bu dışa vuruncu kuram bu da yansıtmacı kuramın tam tersini savunuyor. Sanatçı meydana getirdiği eserinde iş dünyasını, duygularını, hissettiklerini ve anlatmak istediklerini alışılmış renk, boyut ve çizimlerle esere ne yapıyor? Aktarıyor hocalarım. Yani örnek olarak mesela Van Gogh'un eserleri ya da bilirsiniz Munch'ın çığlık eseri hocalarım dışa vurumcu kuramlı için örnek verilebilir sanat eserleridir. Bir diğer eserimiz kuramımız var hocalarım, biçimci kuram diyoruz. Biçimci kuram. Biçimci kuram. Bu kuram benim karşıma nasıl çıkıyor? Savunucuların meydana gelen sanat eserinin anlamı ve içeriğiyle ilgilenmektense estetiksel anlamda sanatın güzelliğini ve biçimini vurgulamayı tercih ediyorlar. Yani bu eserlerde sanatsal öğeler ve biçimsel güzellikler ön planda oluyor. Daha çok vermek istediği mesaj arka geri planda kalıyor. Sanat ürünleri normalin dışında somut olmayan anlayışla dikkat çekiyor saygıdeğer hocalarım biçimci kuramda. Bir diğer kuramımız vardır ki hocalarım, bu kuramı da yazalım ve noktalayalım kuramları da hocalarım. İşlevsellik kuramı. Şimdi hocam bu kuramda eğitimsel ve sosyolojik olayları içeren amacı olan etkinlikleri içeriyor. Bakın neydi? Biçimci kuram sadece sanat eserinin güzelliğine bakarken işlevsellik kuramı, işlevsellik kuramı hocalarım nedir? Eğitimsel ve sosyolojik olayları içeren amacı olan etkinlikleri kapsıyor. Yani sanat tarihinin belli zamanlarında kralı, din adamlarını, yüce insanları övmek için sanatı bir araç olarak kullanıyorlar. Ve sanat toplum içindir anlayışını benimsemişlerdir. Seramik, dokuma, minyatür ve benzeri alanlarda fayda sağlamak amacıyla çalışmalar yaptığı için zanaat etkisinden de ne yapabiliriz? İşlevsellik kuramında söz edebiliriz diyelim. Ve hocalarım bir diğer sayfamıza geçelim. Evet, konu anlatımlarımızın görsel sanatlar kısmı için son sayfasıymış bir önceki sayfa. Şimdi önemli noktalar ve hap bilgiler kısmıyla devam edelim hocalarım. Önemli noktalar ve hap bilgiler olarak ne söyleyebiliriz? Her zaman yaptığımız gibi şöyle bir şey yapalım. Kaç tane soru gelme ihtimali var? Bundan konuşalım. 3 tane soru gelme ihtimali %99. Bu 3 tane sorumuzun nereden ve nasıl geleceği üzerinden konuşalım. İlki şunu söyleyeyim hocalarım. Bir kere görsel sanatların işte bireye kazandırdıkları, efendime söyleyeyim işte bunun ilkeleri, amaçları, görsel sanatın faydaları, bu ve buna benzer genel bilgilerle alakalı, genel bilgiler ile alakalı bir tane sorumuzun gelme ihtimali son derece yüksektir. İkinci bir sorumuzun muhakkak ki düşünüyorum ya Lowenfeld ya Kellogg
Ya da hocalarım hatırlarsanız ilk önemli konumuz diye söylemiştim Feldman. Feldman'ın biliyorsunuz ki sanat eleştirisi. Şu üç şahsiyetten muhakkak ki bir ya da iki tane soru gelme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Löwenfeld, Kellogg ve Feldman. Feldman'ın dört aşamalı sanat eleştirisi. Löwenfeld'in işte hocalarım neydi? Karalama evresi, şema öncesi, şematik, işte görünürde gerçeklik ve görünürde doğalcılık. 5 evresi ve Kellogg'un işte hani karalamalar, efendime söyleyeyim işte hani temel karalamalar vardı bizim için, hani Kellogg için konuşuyorum hocalarım. Neydi? Karalama evresi, tasarım evresi, resimsel evre dediğimiz evreleri vardı. Bu üçlünün evrelerinden muhakkak bir soru gelme ihtimali yüksektir. Bir de şundan bahsedeyim hocalarım. Bir diğer sorumuzun eğer ola ki gelirse nereden gelecek? Şimdi resimlerde görülen özellikler. Hani biz demiştik ya tamamlama işte efendime söyleyeyim saydamlık, hiyerarşi, espri, bu ve buna benzer konular ya da az önce işlemiştik resim anlatım yönünden öğrenci tipleri. Buradan da soru gelebilir. Bahsetmedim ama soru çözümünde yer vermeye çalışacağım hocalarım. İşte resimlerde verilmek istenen mesaj. Çocuğun resimlerinde verilmek istenen mesaj. Resimlerde verilmek istenen mesaj. Bunlar da önemlidir. Şu tayfadan da diyeyim, şu ikiliden de hocalarım bir soru gelme ihtimali yüksek. Bir soru gelme ihtimali yüksek. Buradan bir ya da iki diyorum. Buradan bir soru diyorum. Hani neden buraya bir ya da iki dedim? Çünkü Löwenfeld, Kellogg ve Feldman bunlar çok önemli, çok değerli ve görsel sanatlar eğitimine yön veren insanlardır. Okul öncesi ÖABT için konuşuyorum. Yani genel olarak bunlar çıkar. Ekstra bir şey yani çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden çıkmasın? Mesela hani değinmedim ama kuramlar mesela şey değinmedim derken değinmeyi ilk başta düşünmedim ama sonra tekrardan ekleyeyim dedim mesela. Yaklaşımlar, kuramlar var mıdır ihtimali? Vardır. Zaten 4 tane de kuramdan bahsettik. Bir tanesinin özelliğinden de neden soru sorulmasın diyelim saygıdeğer hocalarım. Bu şekilde görsel sanatlara da noktaladık. Çok şükür son dersimiz hocalarım beden eğitimi. Beden eğitimini de işledikten sonra artık yolumuz biraz daha hani hemen hemen bana sorarsanız %60'lık 70'lik kısmını bu çekeceğimiz videolarda kat etmiş olacağız. Çünkü her ders için bir soru çözüm videosu düşünüyorum. Ve bu soru çözüm videosu olabildiğince ÖSYM'nin formatına uygun olmasına dikkat edeceğim. Yani olabildiğince de konuları sorularla özetlemeye çalışacağız tekrardan. Her ders için tahmini 10-15 soru. Ama bu sefer üstüne gide gide çözmeye çalışacağız ve küçük kağıtları şey yapıyorduk ya soruları. Bunu öyle değil. Bunu kocaman kağıda sadece o soruyu yazıp onun üzerinden işlemeye çalışmayı düşünüyorum. Soruları çözmeyi düşünüyorum hocalarım. Daha sonra da deneme serisi yapmayı düşünüyoruz. Ya bana sorarsanız 3 ya da max 5 deneme yeterli olacaktır. Ama sizler fikirlerinizi beyan edip hocam işte 5 deneme değil de 10 deneme. 3 deneme bile fazla hocam. Tek deneme de yaparsanız sıkıntı yok de diyebilirsiniz. Çünkü 75 soru çözeceğiz. Ve bu 75 sorunun hocalarım olabildiğince sınavın formatına uygun. Yani ki konu altın bittikten sonra ilk işim bir tane rehberlik videosu çekmek. Tamam buraya kadar konuyu işledik ama bundan sonra ne yapacağız? Bunun üzerinden konuşmaya yönelik. Ara ara zaten veriyorum sürecin nasıl ilerleyiciyle alakalı bilgileri veriyorum ama o net bir rehberlik videosu ve neler yapacağımızla alakalı. Hatta o rehberlik videosunda benden ne isteniyor? Biraz eğitim bilimlerinden de bahsederim. Biraz genel kültür, genel yetenekten de bahsederim. Sizleri yönlendirmeye de çalışırım. Yani yönlendirmek demeyelim de hani akıl veririm, rehberlik ederim. Siz yolunuzu ya da yollarınızı bulacaksınız inşallah hocalarım. Daha sonra işte benim karşıma önemli olan benim için alandır. Çünkü ben alanı anlatmak için geldim buraya. Alanı soru sayılarıyla beraber, yüzdelik dilimlerle beraber, hangi dersin hangi konularının daha ağırlıkta olduğunu bahsederek hocalarım inşallah o rehberlik videomuzu da tamamlayacağız. Ve dediğim gibi denemeler bittikten sonra da ben 3 deneme düşünüyorum. Sizler tercihinizi söyleyebilirsiniz. Hatta olmadı anket isterseniz anket de yayınlayabiliriz YouTube üzerinden. Bunun yanı sıra
ÖSYM'nin soru analizini yıl yıl çıkmış sorularını da analiz edeceğiz. Ve artık bakacağız sınava kaç ay kaldı. Yani bu bahsettiğim işte sorular, efendime söyleyeyim deneme, ÖSYM'nin sınav analizi. Bu 3, nasıl söyleyelim hocam? Bu 3 çalışmamız tahmini 1-1,5 ay falan sürer. Daha sınavınıza nereden baksanız 2-2,5 ay falan kalmış olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu 2-2,5 aylık süreçte de artık yani yorumlarınıza bakarım. Sizler yorum yaparsınız. Hocam şurada eksiz, bunu ya halledebilir misiniz gibisinden. Ya da dediğim gibi eğitim bilimlerinden şuraya yazayım. Eğitim bilimlerinden ölçme dersinden çok sıkıntı. Ölçme dersini çok sıkıntılı yaşıyorsunuz galiba hocalarım. İstatistiği anlatabilirim. İstatistiği anlatabilirim sizlere eğer talebiniz olursa. Ya da genel bir anlatımda ölçme dersini yapabiliriz. Bunun yanı sıra hocalarım ÖYT'de soru çözümü yapabiliriz. Ekstra bir gelişim psikolojisi ya da bir öğrenme psikolojisi, sınıf, materyal, program. Bu üçünden de gene dediğim gibi soru çözmeyi yapabiliriz ama ölçmeyi isterseniz konu anlatımı olarak da istatistik kısmını özellikle bu tarzda hazırladığım kağıtlarla inşallah anlatımı da gerçekleştirebilirim. Sizin tamamen sizin tercihinize bağlı bu noktada. Ben sizlere yardımcı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru çözüm videosunda hep birlikte öğrendiğimiz şeyleri böyle bir ne yapalım, bir ölçelim, tartalım, biçelim. Acaba biz ne seviyedeyiz? Gerçekten faydası dokunmuş mu? Bizlere oraya bakacağız inşallah. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın hocalarım. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinize kalın efendim.